İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Bugün işsizlik verileri geldi. İşsizlikte bir yükseliş var, 7 yılın zirvesinde. Bu işin uzmanıyla konuşacağız. Ciner Yayın Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman konuğumuz. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi işsizliğe bir bakalım. Bir yükseliş var. 7 yılın zirvesine çıktı dedik. Kasım verisi, Kasım 2016 verisi. Ekim'e göre 11.8'den 12.1'e çıktığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre ise 10.5'tan 12.1'e çıktı. Evet. Hızlı bir yükseliş midir bu? Geçmiş yılla kıyaslarsak evet, hızlı bir yükseliş. Ancak Ekim verisi değil de Eylül verisini dikkate aldığımızda orada 11.3 gibi bir oran vardı. Aradaki şeyi kapanmaya başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki oran çerçevesini değerlendirdiğimizde geçmiş yılda çok ciddi bir fark olmakla beraber Eylül'den Ekim'e azalış ve Kasım'a doğru geldiğimizde oranın azaldığını, yani o hızın, artış hızının yavaşladığını görebiliyoruz. Bu da şu demek, Kasım ayından ve Aralık ayından sonraki süreçlerde aradaki şey daralacak ve yeni çıkarılacak istihdamla ilgili şeyler çıkarıldı biliyorsunuz. Devlet tarafından işverenlere istihdam için teşvikler çıkarıldı ve aynı zamanda da bir seferberlik başlatıldı. Bu seferberlik çerçevesindeki baktığımızda buradaki oranların aşağı doğru ineceğini söyleyebiliriz. O seferberliği konuşacağız. Bu bir yan grafikte de genç nüfusta işsizliği görüyoruz. Orada ciddi bir artış var Erkan Bey. Ne oluyor genç nüfusta işsizlikte? Niye bu kadar hızlı artış aslında oluyor? Aslında bizim en büyük sorumuz, bana sorarsanız 12.1 evet yüksek bir oran, bu aşağı çekilebilir bir oran bahsedeceğimiz sebeplerle. Ancak genç nüfusta daha önceki yayınlarda konuşulurken her 5 gençten biri işsiz diyorduk. Şimdi bu 5.2, 5.3, 5.4'e doğru gidiyor. Bizim tedbir almamız gereken en önemli işsizlik kaynağı gençlerdeki işsiz oranı. Bunun için önemli olan gençlerin meslek seçimlerine yönlendirilmesi, doğru mesleklere, altını çizmek gereken doğru mesleklere yönlendirilmesi. Bu meslek seçimi çerçevesinde işverenlerin özellikle ara kademe eleman bulmakta yaşadığı bir sıkıntı var. Bu gençlerimiz bu kademelerde çalışmayı çok istemiyorlar. Gençlerimizin bu ara kademe diye tabir ettiğimiz pozisyonların değerini anlayabilecekleri, mesleklerin kendilerine tanıtılacağı bir sadece hem istihdam seferberliği yapalım ama gençlerimize de meslekleri ve geleceklerini önlerine koyalım ki gençlerimiz burada tercih ederlerken, çünkü bazen gençlerimiz iş arayıp bulamıyorlar, çok ciddi bir sıkıntımız var ama bazen de neyi seçeceklerini bilemedikleri için işsiz kalabiliyorlar. Şöyle bir veri de var, ne eğitimde ne de istihdamda. Yani ne, eğitimde de yoklar, istihdamda da yoklar. Bu gençlerin oranı %23.9 gençlerin içinde. Ciddi bir oran, %24. Çok ciddi bir oran. Şimdi burada bir iş çok fazla adını duyurmuyor. Ancak yani insanlarımızın bilenleri var. İşkur çok ciddi işler yapıyor. İşkur gençlere meslek edindirmek için çok ciddi kurslar açıyor. İşkur'un açtığı kurslara katılıp İslam'a katılanlar oranı günden güne artarken İşkur'dan işverenler eğer o adaylardan birilerini işe alıp meslek erbabı olarak yerleştirdiklerine de işverenlere teşvik veriliyor. Dolayısıyla gençlerimizin gerçekten mesleği tanıtılması, eğitimli olmayanlarımız da olacak, eğitimlerimiz de olacak. Eğitim arttıkça istihdama katılım hem kadın kısmında hem erkek kısmında artıyor. Ancak eğitimsiz olup meslek erbabı olmayanların meslek edindirilmesi burada genç işsizliğin önüne ciddi bir set çekecektir diye düşünüyorum. Peki devam edelim. İşsiz sayısına da bakacağız. İşsiz sayısı 3.715.000 kişiye çıktı. İşsiz sayısında da tabii doğal olarak bir artış var. 590.000 kişi artıyor. Bir sonraki grafiğimize bakalım. Hepsini toplu halde konuşuruz. Evet. İstihdam verilerine baktığımızda istihdam oranı yerinde saymış. Bu tabii değil mi? Bir sıkıntı. Yani evet, bu istihdam oranının artması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi olaya şöyle bir de bakmak lazım. Şimdi biz 590.000 artış var işsizlikte. Ancak bizim her yıl düzenli olarak alttan gençlerimiz geliyor. Genç işsizliğine biraz önce konuştuğumuz konuya baktığınızda alttan gelen işsizlerin de bu oranı tetiklediğini görebiliyoruz. Biz istihdamı artıramıyoruz çok fazla. Ancak her yıl düzenli olarak iş hayatına girmek isteyen, nitelikleri de olan ancak ne diyelim artık deneyimleri olmayan adaylar da bu işin içine girdikçe buradaki katılım artıyor. Ancak istihdamı istediğimiz yere getiremiyoruz. Bunu... Peki devam edelim. Diğer grafiklere de bakalım. Kamu istihdamında bir artış var. %1,2. Kamu üzerine düşen görevi burada yapıyor gibi görünüyor aslında. Yapıyor. Artık özel sektöre burada görev düşüyor. Bir de
diğer grafiğimizi. İşte bu mevsimsellikten arındırılmış. Sizin başta söylediğiniz o 11,3 Eylül'de evet. 11,7'lik orada hızlı bir artış. Daha sonra daha kısıtlı bir artış olduğunu görüyoruz. Kamu dediğiniz özel işini yapıyor. Şimdi özel sektör. Evet. İstihdam seferberliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde bir istihdam seferberliğine başladı ve bir hafta içinde kurumlardan, kuruluşlardan 1 milyonun üzerinde istihdam sözü verildi. Arkadaşlarımız onu da getirecek şimdi. Kim ne kadar söz vermiş istihdam seferberliği ile ilgili dedi getirecek. İşte İstanbul Ticaret Odası 500 bin, Türkiye İhracatçılar Meclisi 300 bin, MÜSİAD 250 bin, İnşaatçılar Derneği 200 bin, Bursa Ticaret Sanayi Odası 80 bin kişilik 2017 yılında istihdam sözü veriyor. Hı hı. Toplamda baktığımızda bir haftada 1 milyonun üzerinde bir istihdam sözü var. Bu gerçekleşebilir mi 2017 yılının içinde ve işsizliği hangi oranda düşürür böyle bir istihdam? Ben şöyle söyleyeyim, şimdi 3 milyon 715 bin işsiz olduğunu tespit ettiğimizde 1 milyondan bahsediyoruz. 2 milyon 715 bin işsiz demek. Yaklaşık olarak bir şey söyleyebilirim. %10'lara doğru indirebilir. Ancak sözlerin tutulması esası burada önemli. Burada çok değerli kurumlar var gördüğüm kadarıyla bu sözleri verenler. Bunların arkasında duracaklarına inanıyorum. Eğer bu sözlerini yerine getirirlerse şu anda ülkemizde çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Bu işsizlik sorunun önüne geçebilmenin yolu da burada verilen sözlerin tutulmasından. Devlet de görebildiğim kadarıyla bu sektörlerdeki firmalara destek vereceklere bir istihdam paketi de hazırlamış. Ne var bu pakette? Şimdi nasıl bir teşvik veriliyor? Şimdi öncelikli olarak çok uzun süredir var olan teşvikler olmakla beraber son çıkan teşviklerle beraber baktığımızda sosyal güvenlikle ilgili, sosyal sigortalarla ilgili prim ödemesiyle birlikte bir de vergi avantajı getiriliyor. Kabaca şöyle bakalım, günlük 22 lira sigorta bedeli üzerinden kişilere avantaj sağlarken bu 666 lira yapıyor. Vergiyi de işin içine kattığınızda işverenlere 770, yanlış da söylemeyeyim rakamı da, 773.41 TL hem vergi hem sigorta avantajından işverenlere katkı sağlıyor. Bir asgari ücretli de 773 lira işverenin maliyetinde bir düşüş var. Düşüş var. Bu şu şekilde gerçekleşiyor. O yüzden burada verilen sözlerin birbirini kapsaması gerekiyor. Hı hı. Örneğin bu Aralık 2016'daki çalışan sayılarının üzerine 2017 itibariyle artı bir kişi almaları gerek. O artı bir kişiden, yani işsiz olan birini almaları halinde bu teşvikten yararlanacaklar. Şunu teşvik etmeye çalışmış benim görebildiğim kadarıyla yasa koyucu devlet. İşsizlik arttı, tamam. Ama her işsizde daha önceden 6 aylık periyodu kapsayan işsizlere bu avantaj sağlanırken şu anki çıkan uygulamayla 3 ay boyunca işsiz olan birini işletmenize aldığınızda size bu teşvikleri vermeye başlıyor. Evet, bu kadar 1 milyon kişi %10'lara doğru çekecektir. Ama çok ciddi bir avantaj sağlanmış kendilerine. Bunu fırsata çevirmek bu kurumların kendi lehlerine olacaktır diye inanıyorum. Umarım 1 milyon kişiyi istihdama hızlıca katarız. Çünkü bunların bir de kademe kademe hepsini bir anda alabileceklerini düşünmüyorum. Biraz aylara yayılarak alacaklardır. Mevsimlerin getirdiği bazı hareketlilikler de olacaklardır. Hem tarım sektörünün işte gelecek sezonlarda önü açılacak ve tarım ürünlerinin hayata geçmesi, seralardan çıkıp marketlere gitmesi süreçleri yaşanacak. Hem de buradaki gördüğümüz firmaların kendilerine bağlı işletmeler işleri kademe kademe alacaklardır. Çünkü 1 milyonun bir anda alınabileceğini açıkçası direkt düşünemiyorum. Bu tahminen verilen sözler insan kaynakları uygulamalarında belli adayları alacakları, bunlarla yapılacak görüşmeler düşünüldüğünde Şubat sonu Mart ayı itibariyle yavaş yavaş bunlar devreye girecektir. Herhalde Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu bahsedeceğimiz oranın aşağı doğru çekilme şeyi potansiyeli artacaktır. Yani biz Haziran'a doğru bunun etkisini ciddi olarak göreceğiz. Çünkü dediğim gibi birden 1 milyon kişinin işe başlatılması çok da bir anda olması mümkün değil. Bir sürece yayılacaktır. Yani yılın ilk 6 ayındaki verilerde, işsizlik verilerinde çok fazla bir şey göremeyiz. Ama ikinci 6 ayda. Peki önümüzdeki dönemdeki verilerde yine yükseliş trend devam eder mi yoksa artık? Ben şu anda biraz belki ufak tefek oynamalar ama biraz önce anlattığımız gibi artış hızı düştü. Orada artış hızı düştüğü için öyle yüksek bir artış hızı görmeyebilir. Belki sabit kalabilir. Belki çok ufak da olsa aşağı inebilir. Dengede olacağına inanıyorum ama Şubat, Mart, Nisan'da kademeli olarak aşağı
aşağı doğru iner. Haziran'dan sonra da %10'lara doğru diye bahsettiğimiz rakamları Haziran'dan sonra görme eğilimine girebiliriz. Turizm sezonu da açılacak. Turizm şu anda ne yazık ki kötü bir süreçten geçiyor. En sıkıntılı sektörlerimizden bir tanesi. Ancak yaz dönemine doğru girdiğinde turizm sektöründe o açılma da işsizlerin üzerinde olumlu etki edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Önemli bilgiler paylaştınız. Hem istihdam anlamında, istihdam çok önemli. Hı hı. İstihdam olacak ki Türkiye büyüsün. Kesinlikle. Daha fazla iç tüketim canlansın. Büyüyebilelim. Türkiye olarak büyüyebilirim. İstihdam o yüzden çok önemli. Bir de son olarak izninizle rakamları da hatırlatayım. Evet. Borsa artıda %0.18 artıda. Dolar 3.65'e geldi. 3.64'ü de görmüştü, onu da söyleyelim. Euro TL 3.85'te. Euro dolar ise 1.05 seviyesinde. Piyasalarda da durum bu. Bugün işsizliği konuştuk. Cinar Yayın Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman'la işsizlik, Kasım ayı işsizlik verilerini konuştuk. İşsizlik oranı %12.1 ile 7 yılın en yüksek seviyesinde. Hem işsizliği hem de istihdam seferberliğini konuşmuş olduk. Hoşçakalın.